Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere vitaminlerden bahsedeceğim. Vücut geliştirme sporunda kullanılan, en çok kullanılan vitaminler hangileri? Ve bu vitaminlerin bize faydaları nelerdir? Bunlar hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Önem sırasına göre gidiyorum. Şöyle başlayalım. Bu B vitamini, Benexol 12. Bunun çeşitli değişik markaları da var. Bu burada gördüğünüz gibi B1, B6, B12 vitaminlerini içeriyor. Bu en iyisi, bizim için en sağlıklı olan vitaminler B grubunda. Bunların faydaları nelerdir arkadaşlar? B vitamini kas onarımında biliyorsunuz birebir önemli bir vitamin grubu. Kasların tekrar onarılma ve lif yapılarının düzenlenmesi, lenf dokularının düzenlenmesi konularında B vitamini çok önemli. Detaylı şekilde, çok fazla detaya girmeyeceğim. Arkadaşlar soruları olanlar videonun altına yazabilir, sizi sıkmak istemiyorum. Esas önemli olan, önemli konuları en önemli şekilde anlatmaya çalışacağım, hızlı bir şekilde. Evet, C grubu vitamin, vitamin C. Vitamin C grubu, herkesin zannettiği tabi sadece vitamin C'nin gribe etkisi olduğu, üst solunum yollarına, enfeksiyonlarına karşı önemli derecede etkisi olduğunu zannediyorlar ama bodybuilding, vücut geliştirmeciler de bunun farkına vardılar ve C vitamini kas yapılarının onarımında büyümeye yönelik kastaki tahribatlar, yaraların iyileşmesi, doğal olarak kas fibril yapılarının parçalandıktan sonra tekrar eski haline gelmesinde önemli bir yere sahip olduğunu bilincine vardıktan sonra C vitamini kullanmaya başladı herkes. C vitamini onun haricinde bağışıklık sistemimizi de zaten kuvvetlendirdiği için hastalıklara karşı da direncimizi arttırıyor. Doğal olarak zaten bizim en büyük amaçlarımızdan birisi sakatlanmaları ve hastalıkları geri planda tutmak. Bunun için de bize çok fayda sağlayan bir vitamin grubu. Evet, önemli bir vitamin grubuna geliyoruz şimdi. Kalsiyum ve magnezyum grubu. Şöyle de yine burada D3 içeren kalsiyumox diye bir grup var. Kalsiyumun D3 ile birlikte bağlantısı çok fazla. Kalsiyum arkadaşlar fosforla birlikte vücut tarafından emilen bir vitamin, mineral grubu. D vitamini de bunun emilimini sağlayan, birlikte işlev yapan bir vitamin grubu oluyor. Yani kalsiyum ve fosforun vücut tarafından emilmesini sağlayan vitamin D vitamini. D3 grubu özellikle. Kalsiyumu bildiğiniz üzere iskelet yapısını, vücudun iskelet yapısını düzenlenmesinde fayda sağlayan bir mineral ve vitamin grubu. Onun için kemik yapımızı kalsiyum vitamini aşırı derecede gelişmesine fayda sağlıyor. Kalsiyumu tabii doğal olarak biz süt ve süt ürünlerinden de alıyoruz. Fosfor da tabii sütün içerisinde bir miktar var. Zaten bu vitaminleri en son bunu söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim. Zaten bu vitamin gruplarını arkadaşlar bunlar sadece takviye grubu. Yani antrenman günlerinde veya antrenman günlerinden antrenmanı yaptıktan sonra alınabilecek vitaminler bunlar takviye olarak. Siz bunları doğal almaya çalışın. Tabii doğal olarak nasıl alabilirsiniz? Et, baklagiller, kuru baklagiller, tahıl ürünleri, süt ürünleri vesaire gibi yeterli ve dengeli beslenmek anlamında bütün sebze ve meyvelerden yararlanarak bu vitaminleri almamıza olanak sağlayabiliriz kendimiz olarak. Hemen geçelim arkadaşlar diğer bir vitaminimize. Bu multivitamin mineral grubu. Bunun içerisinde 20 çeşit vitamin karıştırılmış. Yani bu ne demek? Bu bize antrenman günlerinde mesela ben bunu kullanıyorum bazen. Antrenmana gitmeden bir saat önce kadar atıyorum bir samdos şeklinde. Suyun içerisinde eriterek içtiğim zaman mideme de herhangi bir sıkıntı vermiyor. Tabii karnınızın tok olması kaçınılmaz. Kesinlikle karnınızın tok olması lazım. Yani yoksa bu vitaminler midenize sıkıntı verebilir. Onun için bu vitaminleri tokken kullanın mutlaka. Antrenman günlerinde multivitamin olarak bize destek sağlıyor, enerji veriyor. Bu enerjiyi de antrenmanda kullanabiliyoruz. Yine bu da efervesan, yani Sandoz tabletin, Sandoz B3, B12 vitamin grubu. Demin B vitaminlerinden bahsetmiştim. Dediğim gibi bu vitaminlerin özellikleri hakkında kafanıza takılan sorular varsa bunları videonun altında cevaplayabiliriz. Şimdi önemli bir gruptan bahsedeceğim. Bu balık yağı. Tabii balık yağının içerisinde çok fazla vitamin grubu var. Özellikle D vitamini de barındırıyor. Onun haricinde omega grubu
biliyorsunuz balıktan alıyoruz biz omega 3, omega 6, omega 12 yağlarını. Balık yağı zaten kendi başlı başına kas ve iskelet sisteminin onarımında, düzenlenmesinde çok faydalı bir yağ. Bunu zaten kilo almada da takviye olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum ben sizin. Tabii bunların haricinde burada yani burada olmayan ve bahsedebileceğim birkaç tane daha vitamin var. Mesela A vitamini. A vitamini bildiğiniz gibi en çok gözlere fayda sağlayan bir vitamin. Gözlerin iyi görmesini sağlayan bir vitamin. Ama protein sentezinde de önemli bir role sahip. Yani şu an bende A vitamini yok, elimde kalmadı, alacağım onu. Protein sentezinde çok önemli bir yere sahip. Onun haricinde bir size zinko, çinko grubundan bahsedeceğim. Çinko ve demir, vücut tarafında gerekli olan kuvvetin ve direncin artmasında çok önemli yere sahip element ve vitamin grubu. Bu neye yarıyor arkadaşlar? Mesela antrenmanlarda ağırlıklarımızı arttırmamıza, antrenman direncimizi arttırmamıza, antrenman tempomuzu, işte antrenman süremizin artık fazla olmasına etki eden vitaminlerdir. Tabii bunları ben yine söylüyorum. Doğal yollardan almaya çalışın arkadaşlar. Mesela çinko grubu bildiğiniz gibi cevizde çok fazladır. İşte badem ve kuru yemiş türündeki besinlerde çok fazla. Onun haricinde demir ıspanaktan çok fazla alabiliyoruz. Yine özellikle kalsiyum ve manezyum grubuna dikkat etmek gerekiyor. Vücut geliştirme sporuyla uğraşıyorsanız. Tabii şimdi biz bu sporu ağır ve ağır şekilde yaptığımız için arkadaşlar bunları takviye olarak almaya çalışıyoruz. Yani normal bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışan arkadaşlar bu vitaminlerden kullanmaya da bilir. Bu herkesin kendi takdirine kalmış bir şey. Mutlaka bunların da yan etkileri vardır. Vücut tarafından dışarıya atılması, işte karaciğerden süzülmesi, böbreklerden emilimi ve dışarıya atılması şeklinde mutlaka vücuttaki bazı organlarda görecektir. Bunları da tabii iyi beslenerek yüksek miktarda karbonhidrat ve kalori ve protein ağırlıklı beslenerek bunları da giderebiliriz arkadaşlar. Umarım video size faydalı olmuştur. Kanalımızı beğenin arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Sporla kalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Kendinize dikkat edin.